Merhabalar. Sizlere Smart Gift markalı sıcak hava tabancasını tanıtmak istedim. 2000 watt gücünde ve bu model dijital göstergeli ve butonla ayarlanabiliyor. İki tane modeli var. Burada QR611A ve QR611B. B olan burada manuel ayarı var, sıcaklık ayarı. 611A modelinde ise dijital olarak bir sıcaklık ayarlama opsiyonunuz var. Kutu şeklinde geliyor. Taşıma çantası yok. Ama gayet iyi kutu görüntüsü. Şimdi kutuyu açtığım zaman şöyle bir uç takımı geliyor. Bu şekilde değişik ebatlarda 2, 3, 4 ve 5 tane uç çeşidi var içerisinde. Evet, onun dışında bir kitapçığımız var. İngilizce. Herhangi bir Türkçe seçenek yok. Hangi tuşun hangi ucun ne olduğunu gösteren bir liste var. Burada çalışma özelliklerini gösteren bir tablomuz var. Ölçüleri var. Kitapçık. Bu şekilde. Evet, böyle bakayım, böyle işte poşet içerisinde geliyor. Şimdi ilk izlenim, malzeme kalitesi gayet iyi görünüyor. Yani dokusu gayet iyi. Bu şekilde dijital ekranı ve ayar düğmeleri var. İki tane de kademesi var. Ucu çıkıyor. Fasolu yapmışlar. Bu şekilde ucunu takıp çıkarabiliyorsunuz. Videoyu çekmeden önce bir denedim. 350 dereceye kadar çıkardım. Yani bir 3-4 dakika çalıştırdım. 3-4 dakika çalıştırmama rağmen ucu çok geç soğudu. Kesinlikle kullandıktan sonra, her ne kadar kapattıktan sonra bir soğuma için bir müddet çalışmaya devam etse de ucu bayağı sıcak kalıyor. O yüzden kesinlikle kartonun içerisine veya işte herhangi bir kağıdın üzerine konulmaması lazım. Bu şekilde muhafazasıyla bence rahat bir, tabi ortam sıcaklığına göre değişir de, yani 20-25 dakika kadar bekletmekte fayda var. Kablosu gayet güzel. Isıya dayanıklı. Bu saç düzleştiricilerin kullanmış oldukları ısıya dayanıklı kablodan yapılmış. Şurada bir asma halkası var. Bu şekilde yönü ayarlanabiliyor. Gayet şık ve hoş bir görüntüsü var. Evet, ısı tabancamızın nasıl çalıştığına gelecek olursak, şimdi bu şekilde burası düz yapıya sahip olduğu için bu şekilde sırt üstü rahatlıkla kullanabiliriz. Sıkıntı olmayacak şekilde sırt üstü durabiliyor. Onun haricinde burada bahsettiğim gibi iki tane kademesi var üzerinde. Şimdi birinci kademeye aldığımızda ekranda görünüyor. Bakın 60 dereceye kadar ve bu bölümde herhangi bir fan ayarına müsaade etmiyor. Burası ısı ayarı. Isıyı arttırmaya çalışıyorum. Yandakiler ısı ayarı. Yukarı aşağı olanlar fan ayarı. Isıyı düşürmeye çalışıyorum. Herhangi bir ısı ayarımız yok. Arttırmaya çalışıyorum. Herhangi bir ısı ayarımız yok. Yani şu an 60 derecede ve 3. kademede sabitlenmiş. Bu şekilde ısı üretiyor. Şimdi 2. kademeye aldığım zaman artık her türlü ayarlamaya bana müsaade ediyor. Şuradan bakın, fan ayarını açıyorum. 60 derecede maksimum fan hızında çalışıyor. Piston. Bakın buradan
derecesini arttırmaya çalışıyorum. 10'ar derece. Şu anda yükseliyor. Fan ayarımı yine buradan kısıp yükseltebiliyorum. 1'e çektiğim zaman, buradan 1. kademeye çektiğim zaman direkt 60 derece ve 3. hız kademesine tekrar geri dönüyor. Şu an bakın soğuyacağız. Ve 60 dereceye inip muhtemelen 60 derecede yine sabitlenecek. Evet, bu şekilde 60 derecede sabitlendi. Kısa ayarım yok. Fan ayarım yok. Buradan yine 2. kademeye alıyorum. Az önce çalıştırmış olduğum, çıkmış olduğum sıcaklık derecesine, 260 dereceye otomatik olarak çıkmaya çalışıyor. 260, buradan düşürüyorum. 190 dereceye. Şu an 220 derecedeydi. Soğumaya başladı. Evet, 190 dereceye kadar geldi. Yine 1. kademeye aldım. Pardon, 1. kademeye aldım. 60 derecede, 60 dereceye düşene kadar çalışmaya devam edecek. 2. kademeye aldım. Tekrar 190'a çıkarmaya çalışıyor. Şimdi 190'da sabitlendi. Isıyı arttırma, basılı tutuyorum. Evet, 650 dereceye kadar ve fan ayarını da arttırıyorum. 650 derecede maksimum fan hızında cihazı çalıştırabiliyorum. Şu an yükseliyor. Evet, masa bayağı bir ısındı bu mesafeden bile. Masanın ısındığını çok rahat hissedebiliyorum. Şu an dışarıdayım. Yani bahçede çekiyorum videoyu. Burada biraz rüzgar da var. Evet, 650 dereceye kadar çıkarayım bir bakayım. Evet, şu an 650 dereceye kadar çıktı. Evet, masam bayağı ısındı. Evet, şimdi tekrar düşüreceğim. Evet, 200 dereceye kadar indirdim. Tabii 650'ye kadar çıktığı için şimdi soğuyor. Fan hızım ne kadar yüksek olursa zaten o kadar çabuk soğuyacak. Evet, 200 derecede. Sabitledim. 1'e çektim. Yine 60 dereceye döndü. Soğuyor. 182, 173, 164. 2'ye çektim. Tekrar 1. kademeye düştü. Ve 200 dereceyi şu anda çıkarmaya çalışıyor. Yani 2. kademede yaptığınız ayarı aslında hafızasında tutuyor. Şimdi kapatıyorum. Kapattığım zaman da bakın 10 saniyeden geri sayıyor ve fan hızını da maksimuma çıkarıp bu şekilde kendini bir miktar soğutmaya çalışıyor. Evet, şu anda kapandı ama ısısının çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu şekilde kesinlikle bir yanıcı yüzeye bırakılmamalı. Ucu özellikle çıplak olacak şekilde. Ürün bu şekilde. Bende gayet olumlu bir izlenim bıraktı.
Bakalım zamanla kullanım içerisinde kullandıkça nasıl bir performans gösterecek. Ürün böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi günler.